Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü çalışmamızda kolay ve güzel bir örgü modeli paylaşacağım. Modelim için ince bir bebe yünü ve 3 numarada şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Yanındaki zili açtığınız takdirde bundan sonraki paylaştığım her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet ben şöyle şişime yeteri miktarda ilmeklerimi çıkarttım. Modelimizin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katlarından oluşmaktadır. Sizler ne yapacaksanız onun boyutunda ilmeklerinizi çıkartabilirsiniz. Lastik gerektirmeyen bir model. Ben şimdi modele geçmeden önce şöyle örgümün arka yüzünde Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Evet kenar ilmeğimi düz ördüm sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geçtim ve modelimin birinci sırasıyla devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi yönü ters geldiği için şöyle düzeltiyorum. İkisini birlikte sola doğru yatırdım ve düz olarak gördüm. Şişimden bırakmıyorum. Şişime bir kez doladım. Bu iki ilmeği bir kez daha düz olarak gördüm. Yine bırakmıyorum. İlk ilmeği bir kez daha düz olarak örüyorum ve şişimden bırakıyorum. Şu kenar ilmeğimin haricinde 2 ilmekten 4 tane ilmek çıkarmış olduk. Evet, tekrarlıyoruz şimdi. 2 ilmeği birlikte düz olarak gördüm. Şişime bir doladım. 2 ilmeği bir kez daha düz örüyorum ve ilk ilmeğimi bir kez daha düz olarak görüyorum. Sıra sonuna kadar bu işleme devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi düz ördüm, sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafına geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 4 tane ilmeğimin hepsini birlikte bir defada ters olarak örüyorum. Dibinden bir ilmek çıkartıyorum. Bunu da ters olarak örüyorum. Bu şekilde eski ilmek sayımıza tekrardan ulaşmış oluyoruz. 4 ilmeğimin hepsini birlikte ters olarak örüyorum. Dibinden ilmek çıkarttım. Bunu da ters olarak örüyorum. Evet, buradan dibinden de bir ilmek daha çıkarttım ve ters olarak gördüm. Kenar ilmeğimi düz ördüm, sıramı tamamladım. Örgümün üçüncü sırasına geçtim. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Şimdi modelimizde kaydırma yapıyoruz. Şu aralara denk gelecek modelimiz. Yine ilmeklerimin yönünü düzeltiyorum. İkisini birlikte düz olarak görüyorum. şişime bir doladım. İki ilmeği bir kez daha düz olarak gördüm. İki ilmeği bir kez daha düz olarak örüyorum. İki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Şişime bir doladım. Bu iki ilmeği bir kez daha düz olarak gördüm. İlk ilmeği bir kez daha düz olarak örüyorum. İki ilmekten dört tane ilmek çıkartıp ve sonra şişimizden bırakıyoruz. ilmek düz kenar ilmeğimde düz ördüm sıramı tamamladım örgümün arka tarafına ve modelimi dördüncü sırası ve son sıraya geldim kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek ters ördüm sonraki 4 tane ilmeğimin hepsini birlikte ters olarak örüyorum dibinden bir ilmek çıkartıp bunu da ters olarak örüyorum dibinden ilmek çıkartıyorum ve ters olarak örüyorum. 4 tane ilmeğimin hepsini birlikte ters örüyorum. Evet 4 tane ilmeğimin hepsini birlikte ters olarak örüyorum dibinden bir ilmek çıkartıyorum bunu da ters ördüm bir ilmek ters ve kenar ilmeğim düz ördüm sıramı tamamladım Evet modelimiz bundan ibaret 4 sırada bir kaydırmalı olarak devam edecek takıldığınız yer olursa videoyu tekrar tekrar başa alarak yapabilirsiniz yahut da bana yorumlar kısmında sorularınızı sorabilirsiniz şimdi üzerine birinci sıramızda ne yaptıysak aynısını uygulayacağız ben kamera arkasında farklı bir ipimle de çalışmıştım, şöyle yeşil rengimle de çalıştım, çok güzel oldu arka yüzde bakın bu şekilde. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Hemen kısaca sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Çok güzel bluz yapımında kullanabilirsiniz, berelerinizde, atkılarınızda, hırkalarınızda istediğiniz her alanda kullanabileceğiniz kolay ve güzel bir model. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.